Seni kurnaz kertenkele seni. Ziya Hoca ha? Vay be. Böyle cillop gibi eve kapağı atmış. Oh! Ay uyanın. Ziya Hoca, bu ne lan? Bu ne lan, bu kıyafet ne? Lan sen cennette yaşıyorsun. Bizim yatacak yerimiz yok be. Vefasız. Ya Cansu'la sen nereden çıktın ya? Bunu mu soruyorsun lan bana? Bir hoş geldin yok mu yani şimdi Cansu ablana? Yok yani tabii hoş geldin de ben böyle birden görünce şaşırdım ablacığım. Ay ben çok özlemişim. Gel bir sarılayım sana kertenkele. Cansu abla, abla kusura bakma burada kalamazsın. Ama söz ben sana bir yer ayarlayacağım, söz veriyorum. Halledeceğim yani o işi. Lan nereden buldun sen böyle zengin şımarık kızı? Nasıl kafaladın ha? Bak soruyorum ben bir de. Ay kertenkele istedikten sonra herkesi kafalar değil mi? Yok yok ablacığım o iş öyle değil. Abla ne olur birazcık sessiz ol bak. Kertenkele de deme ne olur. Her şeyi anlat şimdi. Ben biliyorum. Şehrisinin dilinin kemiğine... Çok ayıp çok çok. Sen artık Ziya hocasın oğlum. Biraz şöyle üslubuna dikkat edeceksin. Yakışıyor mu? Gel bakayım benimle sen. Ha? Şuna bak be. Bu ne be? Şuna bak. Şirket. Bu akşam burada kalsın Cansu abla. Yarın al götür bu şöllet. Yoksa var ya Allah'ıma kitabıma seni uyarım Şevket. Nasıl halledeyim ben ya? Hallet lan. Tamam kardeşim. Ablacığım ben camiye gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Nereye cami? Tamam ben hallederim kardeşim. Aa, nereye gitti bu? Camiye gidiyor ablacığım namaz kılmaya. Aa, ciddi ciddi camiye mi gidiyor lan bu? Herhalde herif namaz kılıyor beş vakit gel. Ay dur be. Abla geç içeri geç ya. Ne olursun geç ya. Ay başım ağrıdı başım dönüyor. Ya nasıl içiyorsun sen sünger gibi emiyorsun be ablacığım ya.